kendimi patlatmamı mı istiyorsunuz? Bir gün hepimiz kendimizi feda edeceğiz. Yoksa korkuyor musun? Asla. Ama nasıl silah kullandığımı biliyorsun. Burada daha çok işinize yararım. Biz bunun daha çok yarayacağını düşünüyoruz. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Yeter ki geberip gitsinler. Yarın. Pazar yerinde. Ne zaman, nerede isterseniz. Lütfen ya. Lütfen. We'll be right back.
İyi misin? İyi misin? Ayaklarımı hissetmiyorum. Tamam dur, yorma kendini, dur. Dur. Karabayır Caddesi merkez sokak. Çok çabuk, çok acil ambulans lazım. Yaralı bir taksi şoförü var, çabuk. Geliyor ambulans. Söyle Yavuz. Komutanım. Saldırıya uğradım. Ne saldırısı? İyi misin? İyiyim, bir şey yok. Biri son anda beni kurtardı. Kim? Bizden biri mi? Bilmiyorum. Garip şeyler oluyor. Neredesin? Destek lazım mı? Yok, ben hallettim. Ama hemen buluşmamız lazım. Anlatacaklarım var. Tamam, hemen buraya gel. Tamam. Nazlı, ne oldu? Bittim ben, mahvoldum. Kamra. Gerizekalı Orçun, Ateş'in bizi izlediğini görünce öptü beni. Ese işte. Ateş de bizi öpüşüyoruz sandı. Uf. Senin de istediğin böyle bir şey değil miydi zaten? Ya hayır Bahar, yani... Tamam, kıskandıracaktım, acı çektirecektim ama yani bu kadar da değil. Ya ben resmen adamın kalbini söktüm Bahar. Ya giderken bana bir bakışı vardı. Yani görmen lazım. Yani resmen öfkeyle bakıyordu bana. Hay Allah ya. Allah'ım, gerizekalı bir de arıyor beni ya. Ama ben sana söylemiştim. Ya bari nereden bileyim bu kadar ileri gideceğini? Tamam. Ya bitirdim adamı ya. Üzülme. Üzülme, tamam mı? Geçecek. Hadi gel, yürüyelim biraz. İnsanın kalbi bu kadar kırılır mı be? Biz insan değil miyiz? Bizim duygularımız yok mu? Abi. Ne haber? Vay koçum, ne yapıyorsun? Abi ben bittim ya. Hayırdır? Su. Turizm jandarma olmadığımı öğrenmiş. Buraya geliyor. Hayda. Vallahi. Pişt. Sen nereden böyle, hayırdır? Sormayın ya, işler karışık. Hayırdır abi? Anlatırım, anlatırım. Gel bakalım şuna. Allah Allah. Hemen mi çıkacağız? Yarın dedi ya. Ben niye girdim buraya?
Yarına kadar buradasın. Çıkmayacaksın. Telefonunu ver. Bana güvenmiyor musun? Niye güvenecekmişim? Bak ben ailemi, ülkemi, arkadaşlarımı bırakıp geldim buraya. Fransa'daki arkadaşlarım benim için ne dedi? Gözü karadır dedi. Güvenilir dedi. Sorun şu. Ben sana güvenmiyorum. Bence bir işler çeviriyorsun. Ne oldu, buldun mu bir şey? Yine de bende kalsın. Sen yarın neyin ne olduğunu anlayacaksın. O pazar yerini kan gölüne çevirdiğimde ne olduğunu göreceksin. Hayırdır bu saatte? Sorma ya. Çocuk sabaha kadar uyutmadı. Hadi ya. Fatma yenge hastanede mi hala? Yok, Güller ablalarda. Ama bir bakacağız mecbur. Selamlar. Selam. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk komutanım. Ya abi bir şey soracağım. Hı. Eylem hiç burayı aradı mı? Yok, ne oldu ki? Hiç. Bir süredir sesi çıkmıyor da merak ettim ya. Şişt. Oğlum sen ne işler çeviriyorsun lan? Yok bir şey ya. Beyler. Yavuz'a saldırmışlar. Ama durumu iyi. Hemen hazırlanıp hareket merkezine gelin çabuk. Emredersiniz komutan. Yavuz'u öldürmeye mi kalktın sen? Nereden çıktın sen? Nasıl girdin buraya? Bakmakla görmek arasında fark vardır. İnsanların sana bakması, seni görmeleri anlamına gelmez. Bunu bilirsen görünmez olursun. Yine saçma sapan şiirli şiirli konuşmaya başladım. Sen mi yaptın? Evet. Ben yaptım. Beğenemedin mi? Canım benim. Zaten ölmemiş. Ölmedi. Çünkü ben oradaydım. Yavuz Büyükbey hakkında bir şeyler öğrenmeye başladı bile. Şu an bize çalıştığının farkında değil. E'si Büyükbey'i kucağımıza doğru itiyor. Bak ben senin bu alengirli işlerini sikeceğim ha. Bana Büyükbey'i öldüreceğim bekle diyorsun. Sarı'yı öldüreceğim. Kurtarıyorsun. Canım benim. Anlamadığın şu. İşleri birilerini öldürmeden de halledebilirsin. İyi de ben birini öldürmekten zevk alıyorum. Ha? Kapış. Ben böyle seviyorum. Ordular ilerliyor. O sancardan pezevenk ilerliyor.
Ben burada piknik yapıp oturacak değilim. Her gün topraklarıma konuyorlar. Ve benim canım sıkılıyor. Yeter artık. Anladın mı bey? Yeter. Sinirli çocuk. İyi oynadın Nazmi. Ama bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Alo? Top füzeleri yolda gelirken aniden mandalinaya dönüşmüş Sara. Böyle yeteneklerin varsa buralarda harcan mı? Türk askerinin işi. Ama kimlikleri tespit ettik. Tovları geri alıp bizzat teslim edeceğimden şüpheniz olmasın. Bir günün var. Merak etmeyin. Yalnız bir konu daha var. Nedir? İran istihbaratından aldığım fotoğraflar tabletimdeydi. Onları da almışlar. Ama merak etmeyin. Endişe yaratacak bir durum yok. Merak etmek bizim işimiz. Sen TOV füzelerini zamanında teslim etmekle ilgilen. Helikopteri hazırlayın. Karabayır'a gidiyoruz. Nazmi Bey'le bir çay içelim bakalım. Fotoğraflarda yüzünüz görünmüyordu. Korkacak bir şey yok. Korktuğumu mu sanıyorsun? Aslında evet, korkuyorum. Senin yeterince uzun yaşayamayacak olmandan korkuyorum. Benim kim olduğumu öğrenseler ne olur? Ben saygın bir iş adamıyım. Bana dokunamazlar. Ama şu Yavuz denen herif... Önce kızımla evlendi, şimdi de benim peşime düştü. Belki de kızınızla bilerek evlenmiştir. Size ulaşmak için. Oyun oynamak istiyorsa biz de oyun oynarız. Ne bildiğini öğrenmeliyiz Yavuz'un. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Sonra arkadan biri ateş etti. Döndüm baktım kimse yok. Emniyet ve istihbaratla temasa geçelim. Bölgedeki mobeseler incelensin. O iş bende komutanım. Gelen kim olabilir ki? Bilmiyorum ki. Yani bizden biri olsa niye saklansın? Hadi saklandı, niye ortaya çıkmasın? Dur bakalım. Ateş bir araştırsın da belki bir iz buluruz. Arkadaşlar, 24 saat hazır olun. Sınır ötesinde çatışmalar şiddetlenmiş. Maalesef... bugün iki askerimiz şehit olmuş. Bölgeye her an intikal edebiliriz. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Siz çıkın, ben komutanımla bir şey konuşacağım. Bu ne? Sancar. Ateşli Feyzullah bir göreve gitmişti. Kadının üstünden çıktı. Diğer adam kim? Bu. Yüzü görünmeyen. İşte asıl mesele o komutanım. Bu adam kim? İşin garip tarafı, ben bu bastonu gördüm. Kimde? Bahar'ın babasında, Yıldırım Kutlu. Yıldırım Kutlu. Ünlü iş adamı. Bahar'ın da babası. Büyük bey olabilir. Daha neler? Komutanım, bu önemli bir konu. Bu iş adamının böyle bir teröriste ne işi olur? Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Emin olmadan kimseye bahsetme. Özellikle Bahar'a. Tabii ki bahsetmeyeceğim. Nikah işini ne yaptınız? Hallettik. Ama
Şu iş canımı sıktı komutanım. Çok kötü. İnşallah onun babası değildir. Geldin mi Boncuğum? Tamam, tamam. Ben de çıkıyorum hemen. Tamam. Bekliyorum Feyzullah. Bir de Boncuğum diyor hala. Sen bir gel de. Yuturacağım ben o boncukları sana. Komutanım. Su karabayla gelmiş de ben bir gözükebilir miyim ona? Gidebilir miyim yanına? Hayırdır? Sen Akdeniz'de değil miydin en son? Ya komutanım son operasyonda işler biraz karıştı da... bu saraylarımızda bir şey olduğundan şüphelenince... ben de gerçeği söyledim. Tamam. Operasyon hakkında hiçbir şey söyleme. Ne yapıyorsan yap. Emredersiniz komutanım. Ne oldu sarahlarınızda? Bir şey olmadı komutanım. Kadın zorla öptü beni. Aldatmaya girmez değil mi? Yok girmez. Ama bundan önce söylediğim bütün yalanlar girer. Bu da sana ders olsun. Sevdiğin kadına bir daha asla yalan söyleme, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi. Hiçbir şeyiniz yok, geçmiş olsun. Aa. Beklemiyordum seni. Seni merak ettim. Neden? Belki bana kızgınsındır dedim ya. Niye kızgın olacakmışım? Sen bana hayatımın en büyük iyiliğini yaptın. Hayır, balayına gidemedik ya. Götüremedim seni o yüzden. Ha ha, aman ne komikmiş. Dur ben sana bir çay koyayım. Şey diyeceğim, onun babam mı yaptı? Sanmam. Babamın öyle becerileri yoktur. Ne gibi becerileri var? Standart iş adamı. Para peşinde kendisi. Ne dedi evlenmemize? Kızdı biraz. Ama alışacak. Seni de tanıyınca daha çok sevecek. Onu diyeceğim. Acaba bir yemek falan mı yesek babanla? Neden? Neden babamla bu kadar ilgilenmeye başladın birden? Kızıyla evlendiğim için olabilir mi? Adamın içi rahat etsin istiyorum. Arasak mı be? Gerek yok. İyi insan. Babam arıyor. Babacığım. Nasılsın kızım? İyiyim. Yavuz var, oturuyoruz. Nikah işini hallettiniz sanırım. Evet, hallettik. Anladım. Telefonu Yavuz'a verir misin? Tabii. Babam seni istiyor. Yıldırım Bey merhaba, nasılsınız? Sana damat diyemeyeceğim, kusura bakma. Bence de iyi olur. Kusura bakmayın, böyle bir şey için sizden izin almak isterdim ama... Bahar müsaade etmedi. Kızım yanlış tercihler yapmak konusunda çok beceriklidir. Beni daha tanımıyorsunuz. Sen de beni yeterince tanımıyorsun. Bastonları sevdiğinizi biliyorum en azından. Ben de her şeye burnunu soktuğunu duydum.
Tabii tabii, memnuniyetle. Yüz yüze görüşelim, bir araya gelelim. Ha, seve seve. Sen orada yoğunsundur, gelemezsin. Ben gelirim. Beraber bir yemek yeriz. Çok memnun olurum. İçimden bir ses beni tanıyınca çok seveceksiniz diyor. Ben içimdeki seslere pek güvenmem. Aklıma güvenirim. İyi günler, görüşmek üzere. Öperim ellerinizden. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ne diyor? Benim kızım delidir diyor. Sağa solu belli olmaz diyor. Dikkat et diyor. Doğru söylemiş. Evet. Dayı oğlu geriye sarsana. Hokus pokus. Tavşan kayboldu. Aradaki 2 saat silinmiş. O saatlerde orada olan görevliyi bana bulabilir misin dayı oğlu? Adını, soyadını, ev adresini. Ben bir çikolata falan alayım, yanına gideyim ha. Doğru anlamış mıyım? Sen şimdi özel kuvvetlerdesin. Görevin bomba imha etmek. Devamlı gizli operasyonlara çıkıyorsunuz sınır ötesi. Görevin bomba imha etmek. Yeri geliyor dağları tepeleri aşıyorsunuz. Yeri geliyor gizlice otellere sızıyorsunuz. Görevin bomba imha etmek. Onu daha önce saydım Boncu. O kadın da operasyonun bir parçasıydı değil mi? Sana tatlım diyen kadın. Ve sen bana gizli bilgi olduğu için detay veremiyorsun. Görevin bomba imha etmekti değil mi senin? Aynen Boncuğum. Hepsi harfiyen doğru. Ulan sen ben dalga mı geçiyorsun? Ulan mı? Ha? Evet. Başka yalan mı kalmadı söyleyecek ya? Ben buraya bunun için mi geldim? Boncuğum bak vallahi doğru söylüyorum. Feyzullah, sen anasının kuzusu bir adamsın. Ya bana kalkmışsın özel kuvvetler diyorsun, bomba imha diyorsun. Bu arada annem de bilmiyor, yani aramızda kalabilirse. Alo. Bak sana son bir şans veriyorum. Lütfen bana doğruyu söyle. Kimdi o kadın, kim? Ama bak Boncuğum, anlatamam ben onu. Gizli bilgi, gitti bitti. Operasyon yani. Şimdi kadın kim bilir nerede? Ne yapıyor? Allah kahretsin o kadını. Biz kalkalım mı buradan? Ha? Gidelim başka yer açalım. Ben daraldım burada vallahi hadi. Hadi Boncuğum gel. Ne oluyor? Hadi gel. Cem bak ben sana her şeyi anlatacağım ya, tamam mı? Ya ne oluyor hadi ya? Hadi gel güzelim sen. Hadi gel, 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 gel. Ah, eve gelen misafire böyle yapılır mı ama? Thank you.
sevdiğim kara kalem. Feyzullah yine ne oluyor? Nereye gidiyoruz böyle? Aşkım bir sabret, her şeyi anlatacağım, tamam. Lan bitmiyor oyunları ya, bitmiyor ya. Bebek yüzüne aldandık. Yalan makinesi çıktı, iyi mi? Allah'ım. Bunun ne işi var burada şimdi? Ne oluyor? Arkama geç. Feyzullah. Ne oluyor? Gel, gel benimle. Feyzullah. Tamam, tamam. Feyzullah ne oluyor? Tamam, tamam, sakin ol. Tamam. Sayacağım. Karşıya doğru koşturacağız, tamam mı? Bir. Aşkım ne yapıyorsun? Üç. Komutanım. Mobese görüntüleri silinmiş. Kayıtların peşinde biri var. Beni kurtaran kimse açığa çıkmak istemiyor yani. Aynen öyle. Ama siz merak etmeyin komutanım. Kayıtları alan adamı buldum, peşindeyim. Bu akşam nereye gideceğini de biliyorum. Çok büyük ihtimal kaseti teslim edecek. Eğer ondan önce davranırsak kim olduğunu buluruz. Tamam Karabatak. Öğrenelim bakalım kimmiş bu adam. Tamamdır komutanım. Sen şimdi gerçekten uzay kuvvetlerde misin? Aşkım prodüksiyon yaptım. Teröristler falan tuttum. Sırf bana inan diye. Allah beklenir senden. Yeni anlattığım her şey gerçek. Bombayı mı ama? O da. Ama Duvalet onu komutlamam gerekmez. Lan ben nasıl bir olayın içine düştüm ya? Feyzullah bu ne? Kendini savunman gerekirse diyeyim. Tamam mı? Bak aşkım böyle tutacaksın. Çekeceksin, tamam mı? Feyzullah. Ben sana güveniyorum, tamam mı? Hadi. Feyzullah nereye? Feyzullah. Geliyorlar.
Özür dilerim. Özür dilerim. Özür tamam, dilerim. Tamam, tamam, tamam. Ben özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Gel benimle. Çıkın buraya. Bak, şuradan kaç. Sonra da abim ara, tamam mı? Ben hallederim. Sen Keşan'la abim ara yeter, tamam mı? Sana bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak. Olmayacak, söz veririm sana. Tamam mı? Hadi Boncuk. Hadi. Mecnun'a gitmeyin. Su, hadi. Geliyorlar, hadi. 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 Mecnun'a. Hadi. Komutanım, neye bakıyorsunuz? Öyle kulak bakıyorum ya. Niye ki? İlgimi çekiyor yapısı. İnsan kulak sevemez mi oğlum? Allah Allah. Oğlum. Abici. İnsan bunun için yaşıyormuş be. Rabbim hepinize nasip eder inşallah. Amin. İyi misin sen? Aklım eylemde kaldı abi. Ulaşamıyorum bir türlü. Oğlum, tatilde değil ki kız. Endişe yapma. Ne oldu oğlum? Hepinizin suratı sirke satıyor. Yok komutanım, iyiyiz. İyiyiz komutan. Çaylak nerede, dönmedi mi? Yengeyle beraberdi. Aha. Vallahi hiç Çaylak lafın üzerine aramış. Bak şimdi bak. Ne oldu lan? Yenge sıçtı değil mi ağzına? E ben dedim oğlum sana. Hesabını bilmeyen çavuşlar döner götünü almışlar diye. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ana. Yengeciğim nasılsın? Ben iyiyim ama Feyzullah hiç iyi değil. Bir sürü adamlar sardı peşimizi. Hepsinde silah var. Şu anda Feyzullah onların elinde. Lütfen, lütfen hemen gelin. Yoksa her şey için çok geç olacak, lütfen. Hemen konum at, biz de çıkıyoruz. Sen de hemen bir taksiye binip Karabayır Hastanesi'ne gideceğim de, tamam mı? Feyzullah, Feyzullah. Çatışma başladı, lütfen. Lütfen hızlı olun, tamam. Ben şimdi konum atıyorum, tamam. Komutanım, çaylağı kıstırmışlar. Tamam, hemen çıkalım. Karabatağı da arayın, çabuk. Selam. Beni özledin mi Nazmi? Çok.